TRT24 YouTube kanalında Ahmet Kurucan'ın Hayrettin Karaman'a Mektup başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Sayın Hocam, siz saray müftüsü, biz de sizin dahi bu kadar da değil diyeceğinize emin olduğum suçlamalarla vatan haini ilan edildiğimiz günden beri konuşamadık, görüşemedik. Gerçi ben bu süreçte sizin bazı yorumlarınız ve fetvalarınız özelinde yazılar kaleme aldım. Cevaplar beklediğimi yazdım ama ya haberiniz olmadı ya da cevap vermeye değer görmediniz. Sağlık olsun. Sağlığınızı soracaktım. Medyaya yansıyan haberlerden öğrendiğim kadarıyla sağlık sorunları yaşıyormuşsunuz. 1934 doğumlu olduğunuza göre 87 yaşındasınız. Tabii haliyle ihtiyarlığın getirmiş olduğu hastalıkların olması normal. Kime uzun ömür verirsek yaratılışını tersine çeviririz ayetiyle anlatılan hakikat her fani gibi sizde de hükmünü icra etmektedir. Umarım hem bedeni hem de ruhi sağlığınız yerindedir. Sayın Hocam, bir ayı aşkın süredir milyonlarca kez izlenen videolarıyla ortaya çıkan Sedat Peker'in anlattıklarını izlemişsinizdir. Ben izlemedim ama onun video konuşmalarıyla yaptığı ifşaatlar üzerine yurt dışındaki özgür gazeteci ve akademisyenlerin yaptığı yorumları okudum, programları izledim. Belki siz de böyle yapmışsınızdır. Sözün özü, sizin gibi birinin bundan haberdar olmaması düşünülemez. Bu videolar ve dile getirilen iddialar, ifşaatlar özelinde Türkiye'de neredeyse konuşmayan kimse kalmadı. Erdoğan, onun kamuoyuna beyanat vermeye izin verdiği bazı bakanlar, bürokratlar, gerçek gazeteciler, sözde gazeteciler, akademisyenler ve daha kimler kimler. Tarlada çift süren çiftçiden, rahmetli babanız gibi demirci örtünün başında pulluk bıçağı yapan demirciye, elinde iğnesiyle yorgan diken yorgancıdan, köy kahvelerinde ömür tüketen insanlara kadar. Herkes bir şeyler söyledi. Gerek konvansiyonel, gerekse sosyal medyadan merakla takip ettim bu kişileri. İzledim, dinledim, okudum demiyorum. Sadece takip ettim. Gözlerim merakla ve sürekli birisini aradı. Kulaklarım onun sesine kilitlendi. Kim biliyor musunuz bu kişi? Sizsiniz Sayın Hocam. Hayrettin Karaman. Neden mi? Sebebi çok basit. Sedat Peker'in AKP iktidarı dönemine ait yaptığı ifşaatlarının hemen hepsi hırsızlık. Pardon, yanlış oldu. Yolsuzluk üzerine kurulu. İhaleler, silah kaçakçılığı, uyuşturucu, mafyayla sıkı ilişkiler ve daha akla hayale gelmedik hemen her meselede karşımıza çıkan yolsuzluk. Malum, sizin 21 Aralık 2014'te "Yolsuzluk başka, hırsızlık başkadır" başlığıyla Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan bir köşe yazınız vardı. Siz o yazıda yolsuzluğa hırsızlık denemeyeceği, yolsuzluğun da ayıp, suç, günah olduğu halde tarif ve hükmü bakımından hırsızlıktan farklı olduğunu söylüyordunuz. Türkiye kamuoyunda çok büyük tartışmalara vesile olan ve ihtimal artık mafyanın diline bile pelesenk olmuş, üstü kapatılamayan pisliklerin yapılmasında büyük etkisi olduğuna inandığım yorumunuza geri dönecek değilim. Aslında dönmek lazım da yeri burası değil. Söz uzar ama şunları da sormadan geçemeyeceğim. Sizden öğrendiğimiz kıyası içtihadi var ya, bu metot hırsızlıkla yolsuzluk mukayesesinde kullanılamaz mı acaba? Ya da usulü fıkhın imkanları içinde maslahat ve istihsan metotları işe yaramaz mı? Veya Şatibi'nin makasıt teorisi. Sizin gayi yorum, makasidi yorum diye bizlere anlattığınız metotlara ne dersiniz? Gerçekten yolsuzluk hırsızlık değildir derken bu metotları kullanarak mı bu sonuca varmıştınız? Neyse, ben devam edeyim kaldığım yerden. Neden sizi arıyorum medyada? Çünkü Sedat Peker videolarında ortaya dökülen ve sizin yorumunuza göre hırsızlık olmayan yolsuzluklar hakkında ne düşünüyorsunuz diye merak ediyorum. Bu yolsuzlukları yapanlara toplumun kahir ekseriyeti hırsız dese de sizin görüşünüze itibaren hırsız demeyelim ve yolsuz diyelim. Pekala, sizin milleti soyup soğana çevirip bugününü ve geleceğini çalan bu yolsuzlara karşı söyleyeceğiniz bir çift laf olmayacak mı? Ulema halkın temsilcisi diye anlattınız bize. Sizin gibi bir ulemanın gerçekten söyleyeceği sükuttan başka bir şey yok mu? Yoksa bazen sükut konuşmadan daha etkilidir diyerek susarak mı konuşuyorsunuz? Malum, siz kamuya açık şekilde AKP iktidarını,
Erdoğan'ı destekleyen bir siyasi duruşa sahipsiniz veya sahiptiniz. Çoktan beri yazmadığınız ve televizyon ekranlarına çıkmadığınız için şu an itibarıyla nerede durduğunuzu bilmiyorum. Belki hala aynı yerde duruyorsunuz. Belki ortaya dökülen bu kadar eraciften sonra duruşunuzu değiştirdiniz. İnanın bilmiyorum. Bilmediğim için de size soruyorum. Hala aynı siyasi görüşü ve aktörlerini benimsiyor ve destekliyor musunuz? Arkasında mısınız İslamcı ideolojinin, Erdoğan ve şürekasının? Yoksa bu eracif karşısında siz de birçokları gibi küçük dilinizi mi yuttunuz? Yuttuğunuz için mi sesiniz çıkmıyor? Ya da ben bile bu kadar ileri gideceklerini hayal edemezdim. Uyuşturucu kaçakçılığı da ne yahu mu diyorsunuz? Ülkeyi Mustafa Öztürk'ün son yaptığı konuşmalardan birinde dediği gibi, İslamcı hayalim için kendimden ve herkesten özür diliyorum diyenler arasında mısınız yoksa? Farkında mısınız Sayın Hocam, AKP'nin 19 yıllık iktidarı sonrası ülkeyi getirdiği yer Sedat Peker gibi bir suç örgütü liderini bile isyan ettirdi. Yıllar öncesinin yolsuzluk operasyonlarında çalıyor ama çalışıyorlar diyen halk da çalışmalı ama çalmamalılar diyormuş şimdilerde. Pislik denizi gibi ülke diyormuş bazıları. Denizde müsilaj, siyasette AKP benzetmesi yapılıyormuş duyduğuma göre. Hepsinden daha önemlisi, sizin kendisi için oy istediğiniz Erdoğan ve ailesi başta olmak üzere bütün bu yolsuzlukları yapanlar için eğer onlar Müslümansa ben değilim diyen insanlar varmış ve sizin ömrünüze adadığınız İslam diniyle aralarına mesafe koyuyorlarmış. Malum bu sözü ilk defa sizin de yakından tanıdığınız Hilmi Yavuz söylemişti. Bir şey daha, Ali Erbaş'ın sıfırı Müslümanlar bulmasaydı Batı'nın aydınlanması belki de çok gecikecekti demesine karşılık sıfırlamayı kim buldu diye soruyorlarmış. Sahi siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sıfırlamayı kim buldu? Size soracağım daha çok sorular var ama burada keseyim Sayın Karaman. Duymak istediğiniz yalanlarsa gerçeği kabullenmenin zor hem de çok zor olduğunu bilen bir insanım. Ben sizin nerede durduğunuzu merak ediyorum. İngilizce comfort zone denilen konfor bölgesinden ayrılmayı istemeyen insanlar misali, yalanları mı yoksa ne kadar acıtıcı ve incitici de olsa doğru, gerçek ve hakikate mi kulak veriyorsunuz? Bunu görmek istiyorum. Bu sebeple olsa gerek, parti müftülüğünden iktidar, rejim, saray ve devlet müftülüğüne tırmanmış bir insan olarak gerçekten sizin görüşünüzü merak ediyorum, saygılarımla, diyor Ahmet Kurucan, TR724'deki köşesinde.